Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu yoğun ilgi üzerine tanışma toplantısını 3 oturum şeklinde düzenledi. Huzurevi ziyaretleri, malum pandemiden dolayı artık o kalabalık gruplarla gidemiyoruz ama artık biraz daha genişletilmiş küçük gruplarla ziyaret ediyoruz onları unutmamak için. Ve zaten büyük bir topluluk olduğumuz için her hafta birileri gittiği zaman zaten sorun ortadan kalkıyor. Onlar o kadar mutlu oluyor ki öyle bir olaya hizmet edelim ki işte Ahmet çıkıp geldiğinde 5 gün boyunca o eğitime girsin ve 5 günlük eğitimden alabildiği kadar sertifika alsın. İletişim Fest, Eğitim Fest'le karıştırılmaması gerekiyor. Eğitim Fest'te diyorum ya, her alanda eğitim yapılabilir. Eğitim Fest'in birinci günü mühendislere ayrıdır. İkinci gün işte iletişimcilere, sosyal bilimcilere, üçüncü gün psikolojiye vesaire. Heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okunan yeni üyeler duygu ve düşüncelerini aktardı. Üniversitenin en büyük topluluğunda olmak güzel bir şey. Yeterince içeride tatmin edildik zaten. Çok güzel tanıtımlar, videolar izledik. Şu anlık mutluyuz. Ben de aynı şekilde ilk defa bu kadar büyük bir proje içerisinde, bu kadar güzel bir projede olacağım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim şimdiden herkese, çok teşekkürler. Kendini geliştirmek isteyen herkese öneriyorum. Ben de bu yüzden buradayım. Oldukça mutluyuz ve bir o kadar da heyecanlıyız. Yeni üyelerimizle tanıştık, onlar bizimle tanıştı. Ciddi anlamda yeni projeler, fikirler var ortada. Bunları tartıştık. Şu anda üyelerimiz koordinatörlük seçimlerini yapıyorlar. Koordinatörlük seçimlerinin ardından artık kendi koordinatörlüklerinde herkes alanlarında projelerini yürütecek, tartışacak ve ortaya güzel işler çıkaracağız. Çok heyecanlıydık, çok merakla bekliyorduk bu anı ve kavuştuk. Tanışma toplantısı, proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu Başkan Yardımcısı Alperen Irmak'ın konuşmasıyla devam etti. Ya gerçekten çok heyecanlıyız aslında. Pandemiden sonra böyle 2 yıllık, 3 yıllık bir süreç aslında bu. Bu sayede böyle insanları tekrar buralarda görmek, Lütfü Çakmakçı Kongre Merkezi'nde buranın full olduğunu görmek gerçekten bizi heyecanlandırıyor. Herkes yeni aslında burada şu an. Hani pandemi dolayısıyla ilk defa geliyorlar üniversiteye. Çok heyecanlılar. Biz de heyecanlıyız tabii. Güzel bir ortam var yani. Mutluyuz.